Değerli izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kanada bir rekora imza attı. Buna göre Toronto'da 4389, Montreal'da 1543, Ottawa'da 568, Vancouver'de 1519 kişi oy verdi. Genel toplam 8019. Bu arada ilk turda Kanada'da verilen oy sayıları da açıklandı. 17106 oy ile Kemal Kılıçdaroğlu %79.65, 3791 oy ile Recep Tayyip Erdoğan %17.65, 343 oy ile Sinan Oğan %1.6, 236 oy ile Muharrem İnce %1.1'e ulaştı. Bildiğiniz gibi Muharrem İnce son anda yarıştan çekilmişti. 28. dönem milletvekili seçimlerinde ise Kanada'da verilen oylar şöyle oldu. 11.145 oy ile CHP %52.34, 3.055 oy ile AKP %14.35, 2.960 oy ile HDP 13.9, 1.723 oy ile TİP 8.09, 1.077 oy ile İYİ Parti 5.06, 434 oy ile MHP %2.04 oy aldı. İkinci dönemin ilk gününde Montreal'de Türkiye İşçi Partisi gözlemcisi Sayın Mehmet Yayla'dan bilgi aldık. Mehmet Yayla şöyle konuştu. Vallahi beklediğimizden büyük bir, daha yoğun bir ilgi var şu anda. Mesela ilk günde daha 5 saat var, 4 saat falan kaldı sandıkların kapanmasına. Şimdiden 1000 kişi geçtik sadece Montreal konsolosluğundaki oy sandıklarında. Sanıyorum geçen seçime göre daha yüksek bir katılım olacak eğer böyle devam ederse. Montreal dışından gelenler var mı? Sanıyorum var. Tabii emin değilim yani kimin Montreal içinden kimin Montreal dışından olduğunu kontrol edemiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla en az yani bir %5 falan gibi bir Ottawa'dan gelenler vardır şimdiye kadar. Ottawa taraflarından. Quebec City'den gelenler olacak aynı şekilde. Hatta Atlantik kıyısından gelen olabilir. Onu da bekliyoruz. Daha kaç gün sürecek? Hangi güne kadar devam ediyor? Çarşamba gününe kadar devam ediyor. Sanırım çarşamba günde dahil. Yani toplam 5 gün olacak. Hangi saatler arası? Sabah saat 8'de başlıyor oy verme işlemi. Akşam saat 10'a kadar devam ediyor. Yani günde 12-14 saat kadar bir süre var oy vermek için. Mehmet Bey çok teşekkürler bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, gençler ve kadınlar yurt içinde olsun, yurt dışında olsun haklarına sahip çıkıyorlar. Yurdun esenliği için devinimde bulunuyorlar. Montreal'da rastladığımız gençler işte şöyle görüntü verdi. Gençler merhaba, oylarınızı kullandınız. Evet, kullandık. Şöyle, burada ne yazıyor bunu bir görebilir miyim? Burada her şey çok güzel olacak yazıyor. Sizde ne yazıyor? İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Şöyle. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sizi tanıyalım. Şöyle ne var? Oyumuzu kullandık. Kullandık. Umarım herkes doğru seçim yapmıştır. Çok söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ne diyelim? Herkes, her şey çok güzel olacak diyeyim. Siz de yurdumuzun esenliği için mutlaka gidin sandıklara
oy verin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.